başka birisine verir miydin hiç? Sen o zaman gelip görseydin beni, böyle için için erir miydin hiç? Böyle için için erir miydin hiç? Sen o zaman gelip görseydin beni, böyle için için erir miydin hiç? Böyle için için erir miydin hiç? Böyle için için erir miydin hiç? İnsan olarak hepimiz yaşadığımız bu düzenle, bu sistemi başkalarına biliyoruz. Ama Allah'tan bir yaratıcı varsa, onun başkaları o zaman herkes %50 veya %60 yapsın. Seni yavrum. Hem bu düzenle başkalarına, hem beni yaratmışsa, neden yaratmışsa başkalarına? Suç mu? Seni, onu, bunu ilgilenmez ki. İki dünyada, burada bir dünyada. Gönüllü coşkunum her zaman böyle. Gönüllü coşkunum her zaman böyle. Konuş benim ile canım bir şeyler söyle. Sözleri kesiyorum dostlar. Benim isyanım kendi adıma söylüyorum. Allah'la, yaratıcıyla. Yani buna sen karşı gelebilirsin, öbürü karşı gelebilir. Kimse kendi adıma diyeyim, kimse derken ben yadırgamam. Sizin yadırgamanız bizim. Çatlamış kuruyacak vay vay, soran yok hallarını.
çatlamış kur yağacak, ay ay, sorun yok hallarını. Yabanın kışı başka, yağmurun yaşı başka, elin derdi zor olur, hayali dışı başka. Almanın dışı başka, yağmurun yaşı başka, elin kahrı zor olur, hayali dışı başka. Kestiler uyuy, yaprağımı döktüler uyuy, gurbet ele ektiler uyuy, açmadan günlerimiz, gurbet ele ektiler uyuy, açmadan günlerimiz. Yabanın kışı başka, yağmurun yaşı başka, elin derdi zor olur, hayali dışı başka. Fransa'nın kışı başka, yağmurun yaşı başka, elin derdi zor olur, hayali dışı başka. Şani olmuş talan uyuyor, gün gelir olur yalan uyuyor, bir başa yalnız kalan, vay vay, soran yok hallarımı. Bir başa yalnız kalan, soran yok hallarımı. Londra'nın kışı başka, yağmurun yaşı başka, elin derdi zor olur, hayali dışı başka. Viyana'nın kışı başka, yağmurun yaşı başka, elin kahrı zor olur, hayali dışı başka. Şimdi buradan yola çıkalım dostlar. Bu türküden. Adam Almanya, Fransız, Londra, bilmem Viyana'nın kışı başka diyor. Düşünün, Viyana'da olsaydınız, Almanya'da, Fransa'da olsaydınız ve 124 bin tane peygamber gelmiş. 124 bin tane ülke var mı acaba dünyada yaşayan şu an? Onu hiç araştırmadım. 124 bin tane ülkeye gitmesi lazımdı. 4 tane, 5 tane veya 10 tane, diyelim ki 20 tane. Gerçekten bunu araştırmadım. Yani çok araştıran bir insanım kendi adıma ama. Amazon nehrinin yanında, kenarında yaşayan insanlara ona benzer. Yani 3 tane, 5 tane, 10 tane veya yüzlerce ülke var. Oralara bu peygamberler neden gitmemiş? Neden bu kitapları yayamamışlar? Allah'ın varlığını neden kanıtlayamamışlar? Bizim yaşadığımız ülkede Müslümanlar çok. Hayatta Müslüman değil. Hayatta hiçbir kitabı tapmıyorum. Kendi adıma konuşuyorum. Hayatta hiç kitabım yok. Kitapsızım. Derler ya dinsiz kitapsız diye. Kitapsızım. Çünkü bana seçme şansı vermeyen bir tanrı, tanrım değil. Değil. Olamaz. Neden dolayı olamaz? İyi ile
kötüyü bana ayırt etmediği, öğretemediği bir durumu eğer ki sınamayla ilgili gelmişse, bizler gelmişsek bu dünyaya, ya Amazon'dakinin suçu yoksa, dini peygamberi kitabı yoksa, ben de Amazon'da yaşayayım. Beni de oraya at. Ne var yani? Oraya kaydet. Kendi adama konuşuyorum. Yani kızacak olan bazı insanlar var. Ama sadece kızacak olanlar neye alışmışlar biliyor musunuz? 5 tane, 10 tane örneğe geçmez. Allah çarpar, Allah şunu yapar. Kısmet olursa şöyle olur. Ona benzer kelimeleri yanlış anlamayın. Biraz dibini doldursak daha farklı şeyler olurdu. Olma şansı yok ülkemizde. Kendi adıma konuşuyorum. Sıkıntım bu, kendi adıma. İnsanım ya. Yani hiç kimseye de benim inancımı kimse ölçemez. Ne sen dinli, ne de dinsiz ölçemez. Ben sadece diyorum ki kitapsızım, Allahsızım, peygambersizim. Seninle ilgilendir. Olmak zorunda mıyım? Beni karşısına almamış bir tanrı, bana danışmamış bir tanrı, 124 bin tane insanı karşısına almış, onları hareket etmiş bir tanrı, ayrımcılık yapıyor. Benim nazarımda bu o zaman. Benim tanrım olamaz, benim peygamberim olamaz, benim kitabım olamaz. Çok uzatmaya gerek yok benim. O kadar çok doğru ki. Yani diyorum tekrarlayıp farklı şeyleri konuşmaya gerek yok. Bu ülkede hiçbir şeyi doğruyu insanlara anlatmamız mümkün değil. Yakup Denizleri de bin selam olsun. Olsun ki her gün program yapsam da Cenab-ım bu ülkede dar ağacına gitmiş insanlar, bu ülkenin insanları kendini sevdirememiş ki sen sevdirirsin. Boşa, emin ol, boş. Yani sen canlı yayınlar yaparken o senin chatlere gelen mesajları okuyorum. Ya yorum yapmaya gerek yok. Bir tane aklı başında bir tane adam yok ya. Aklı başında adam yok. Saçma sapan. Orada bir insanlar, yani senin o emeğine saygı duyarak o konuyla ilgili yorum yapması gerekirken saçma sapan fikirler, yorumları yazıyor, üzüyor beni. Ya bugünlerde doğru düzgün açıyorum, kulağıma takıyorum kulaklığı. Ya çok yoğun çalıştığımdan dolayı. Her zaman yoğunum zaten. Seni izlemeden zaten zaman da geçmiyor. Fikirlerin benim için önemli. Ama başkaları için önemsiz, buna emin ol. Bağlanan insanlar, yorum yapan insanlar. Koca Galip ne demişti? Cahil de yola girersen geniş yolun dar ederler, dar. Bu ülkede hepimize dar ettirir. Sen ne anlatırsan anlat, hepsi boş. Buna emin ol. Sadece dinsiz imansız diyecekler. Aynı kulvardayım. Beni de yazsınlar en başa. Dinsiz imansız. Sizin o dininizde, o yolunuzda benim hiçbir zaman aynı kulvarda koşma şansım yok. Dünyadaki tüm dinlere karşıyım ben. Dinsizlik sıfıra inseydi kendi nazarımda, sadece insanlık olsaydı. İnsan insanı üzmeme olsaydı. İnsan insanın hakkını yememesi gerekir. Bunları aşılamamız gerekti insanlara. Keşke bu konularla ilgili konular olsaydı. Fikirler olsaydı. Şeyhler, şıklar, tarikatlar. Ülkenin geldiği duruma bak ya. Babadan oğula, oğuldan çocuğuna, çoluğuna, yedi göbek ötesine geçiyor. Ben neyim? Hadi inanıyorum. Yani ben kendi adıma diyorum. İnanmıyorum da. İnanın insanlar adına hadi konuşayım. Hep siz evliyasınız.
şeysiniz, şıksınız da ömürlerini haraç verir gibi para yonturacak, sömüreceksiniz. Villalarda, sarayda yaşayacaksınız. Öbürü şükrü mü edecek? Ekmeğe muhtaç olmuş. Bu mu dininiz? Öyle din benim nazarımda yok. Eşit. Hayat olduğu zaman bana haber edin. Telefon açın. Eşit hayat. Herkes kerpiç evde mi oturması gerekiyor? Kıl çadırlarda, kıl bilmem yataklarda yapması mı gerekiyor? Öyle olduğu zaman bu Müslüman kardeşler, Müslüman geçen insanları beni arasın. Ben de varım o yolda. Ama birisi sarayda, onun çoluk çocuğu ellere kaymaklarda, ballarda biz halk olarak kuru soğana muhtaç olmuşuz. Şükredeceğim, onları savunacağım. Neyini savunacağım, neyini? Neyini savunacağım onların? Onları iyi ait yaşasın diye onları mı savunacağım? Ben ahmak değilim, bunu içsem de. Selam olsun kendini bilen tüm insanlara. Ülkesini düşünen tüm insanlara. Bu parça da size gelsin. Geçen yıllar gençliğimi götürdü. Hayalim yarine düğünler yabancı. Hayalim yarine düğünler yabancı. Geçen yıllar gençliğimi götürdü. Hayalim yarine düğünler yabancı. Hayalim yarine dünler yabancı. Hayalim yarine dünler yabancı. Hangi fırtınadan kökü sökülmüş? Baharda bir başka inler yabancı. Baharda bir başka inler yabancı. Hangi fırtınadan kökü sökülmüş? Baharda bir başka inler yabancı. Baharda bir başka inler yabancı. Baharda bir başka inler yabancı. İnsan olarak soğuk. Kulaktan kırılmış insansan. Kurşun yem sen ölürsen ne kalır? Kurşun yem sen ölürsen ne kalır? İnsan isen bir kat seven can kalır. Zalim zulüm eder sanma nam kalır. İnsana insanlık kinler yabancı. İnsana insanlık kinler yabancı.
zalim zulüm edersen manam galer. İnsana insanlık kinler yabancı. İnsana insanlık kinler yabancı. İnsana insanlık kinler yabancı. Tüm dünyada şöyle genel olarak düşünün. Yani bizim sayfamızda olan veya olmayan insanlar, geri seviyomuz denk, düşünün. Kendi görüşünden başka kime saygı gösteriyorsun? Yani bugün bu ülkede değil de düşün. Amazon nehrinin kenarındaki ne peygamber inmiş, ne kitap inmiş, ne Allah'ın Kur'an'ı inmiş. Öyle bir yerde yaşasaydın Müslümanlığı mı seçecektin? Müslümanın dışındaki o üç kitabımı seçecektin. Neyi seçecektin? Niye beyin bu kadar dolu? Bunu aşmak insanlar için zor olmamalı bence ya. Zor olması, yani mümkünatın üstünde olmaması lazım. Zor değil, zor. Sorgula, araştır, vurgula, çarp. Eksisi artısı var ya, karşı karşıya getir. Zor değil, zor. Ben kendi adıma söylüyorum. Eğer yaratıcı varsa diyorum, ben şikayetçiyim ondan. Beni bu ülkede yarattığı için, beni bu duruma düşürdüğü için şikayetçiyim. Bana sormadan yarattığı için yani. Bu duruma getirdiği için. Şikayetçiyim kaderim böyle yazdığı için. Benden neyi sorgulayacak ki? Kendi adıma söylüyorum. İnançlı kardeşim, inançsız kardeşim. Kendi adıma söylüyorum, kendi adıma. Ben mutsuzum. Böyle bir haksız ülkede adaletin olmadığı, hukukun olmadığı, çalan çırpanlarla yan yana yaşamaktan bıktım ben. Varsan karşıma gel, ben sana eğer beni o Amazonlara göndermediğin peygamberler, Kur'an'larla ilgili, kitaplarla ilgili, peygamberlerle ilgili göndermediğin o ülkede gelir sorgulamıyorsan benim karşıma in, o zaman ben söyleyeyim. Mutsuzum. Yaşayan insanların mutsuzluğunu gördükçe daha da mutsuz oluyor. Bıktım. Böyle bir ülkede yaşamaktan. Bıktım. Yine söylüyorum. Çalan, çırpan, hırsızlık yapan var. Ben görüyorum, sen görmüyor musun Tanrı? He? Görmüyor musun Tanrı? Sana söylüyorum o zaman. Niye uykudasın? Uyan. Adaletini göster. Toprağın dibine gittikten sonra öbür dünyan varsa orada da ayrı yargıla insanları, ama ben bu dünyada da görmek istiyorum. Niye göstermiyorsun bu dünyada? Varsan niye göstermiyorsun? O zaman yoksun benim gözümde. Sesin sizden çıkmıyorsa. Çıkmadığı için. Kadeyim. Sesini çıkarmayan tüm vatandaşlara gelsin. Halka gelsin. Bu ülkede sesinizi çıkarın. Yaşadığımız başka ortam yok. Çıkartın ki birer birer çoğalalım. Yoksa bizim çoğalacak zamanlarımızı budamışlar böyle evimizin. Yani ben eskiyle şimdiki zamana bakıyorum. Dar ağacına adam, gençler, yiğit gençler ömrünü adamış. Bir yere gelememiş. Şimdiki zamana bakıyorum. Hep satılmış. İki de satan insanlar. Acaba nasıl bu sistemden, bu düzenden kurtulacağız? Sıkıntım, içmelerim hep bundan. Bir selam olsun. O toprağın dibine giden insanlara, saygı duyan insanlara olsun. Selam.